Hatay Planlama Merkezi'nin açılış, tanıtım ve bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz efendim. Şunu bilmek lazım. Bir işe ne kadar insan, ehil insan dokunursa, ne kadar ehil insan birlik ve bütünlük içerisinde bu işi kurtarmaya çalışırsa, oradaki yanlış minimum, güzellikler de maksimum olur. İşte biz depremin ilk günlerinden itibaren hem kendi arkadaşlarımız, hem İstanbul Büyükşehir Belediye'mizdeki arkadaşlarımız, hem de resmi birçok devletimizin ve özel sektörümüzün üniversiteleriyle dayanışma içerisine girdik, çalışıyoruz. Bu arada birçok sivil toplum örgütümüz, sivil inisiyatifler, platformlar Hatay için ve diğer illerimiz için çalışmaya başladı. İşte bu planlama ofisi bunun için kuruldu. Bütüncül bir şekilde Hatay ve diğer illeri ortak bir disiplin içerisinde planlamak için burası kuruldu. Hatay'da nasıl adım atacağımızı, bütün bu kurum ve kuruluşlarımızı bir çatı altına toplayarak bu planlama merkezinde Hatay'ı çalışacağız. Hatay diğer şehirlerimizden çok farklı. Çünkü burada müthiş bir tarihi birikim var, kültürel birikim var, medeniyet birikimi var. Bütün bu birikimleri geleceğe taşırken hemen Batı Antakya'dan başlamak üzere diğer ilçelerimizde sağlıklı ve güçlü bir şekilde kurgulamamız gerekiyor. Multidisipliner kurgulamamız gerekiyor ve bu konuda benim de sözüm var, benim de planım var diyen bütün kurum ve kuruluşlarımıza, eğitim camiamıza, bilim dünyamıza ve sivil toplum örgütlerimize kapımız açık. Onların hepsiyle birlikte bu planlama ofisimizde Hatay'ın geleceğini konuşmak, Hatay'ın geleceğini sağlam temeller atarak oluşturmak istiyoruz. Ben Sayın Ekrem Başkanımıza ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Depremin ilk günden itibaren bizimleydi ve bundan sonra da arkadaşlarımız bizimle birlikte çalışmaya devam edecek. 6 Şubat depremi gerçekten hepimizin canını çok yakan, hepimizin başımızı öne eğip derin derin düşünmemiz, çok çok büyük geri adım atılmaksızın dersler çıkarmamız gereken bir süreci bize yaşattı. Şunu ifade etmek gerekir, kesinlikle sebepleri ve sonuçları 6 Şubat depreminin bir doğa olayıydı diyerek üstünü örtmemiz mümkün değil. Bu doğa olayıdır, doğru, ama bunu büyük bir acıya dönüştüren ve insanlarımızın canını yitirmesini sağlayan, yıkıma dönüştüren şey ise hepimizin yıllar boyu üst üste koyduğumuz hataların, eksikliklerin sonucudur. Bununla yüzleşmek zorundayız. Maalesef geçmişte plansız, programsız yapılan işler sadece Hatay ve 11 şehri değil, Türkiye'mizin birçok şehrinde insanlarımızın canını tehdit etmeye devam ediyor ve bunun bedellerini ödüyoruz. Şehirlerimizin geleceğini bilimle, ortak akılla planlamalı ve sağlıklı bir geleceğe hep birlikte yürümeliyiz. Amasız, fakatsız, hiçbir gerekçeyi kıyısına koymadan. Bütün bu işleri hızlı ve etkili bir biçimde yapabilmek için de bir yönetişim modelini geliştirdik. Böylece elimizdeki imkanları en doğru, en etkili, en verimli bir şekilde Hataylılarla buluşturabilmeyi ilke edindik. Hatay'ın iyileşme ve yeniden yapılanma yolculuğunda da elimizden geleni, her katkıyı sunma konusunda da özenli bir gayret içerisinde olduk. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle az önce iki değerli bürokrat arkadaşımızın yaptığı sunumlar ve değerli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın özetlediği kavramlar dahilinde Hatay Planlama Merkezi'ni de tam da işte bu kapsam dahilinde iki ayrı alanda çalışmalarını yürütmesi konusunda da kurulumunu sağladık. Hatay depremde en fazla zarar gören şehirlerimizden bir tanesi.
Hatay'ın iyileşme ve yeniden yapılanma süreçlerini doğru bir biçimde yönetirsek, diğer şehirlerimiz için de son derece kapsayıcı, yararlı örneklerin burada oluşturulabileceğini görüyoruz. Bu amaçla Hatay'ın geleceğinin tüm paydaşların katılımına açık, şeffaf, bilimsel verilere dayanan, sorgulayan, yerel taleplere ve ihtiyaçlara cevap veren bir yaklaşımla planlanmasını sağlamak için çalışıyoruz. Hatay'ın geleceğine yönelik kararların yerel yönetimler, üniversiteler, ulusal ve uluslararası kurumlar, uzmanlar, mesleki kuruluşlar, sivil toplum bileşenleri, gönüllüler ve en önemlisi Hataylılar ile birlikte tartışılmasını ve oluşturulmasını özenli bir şekilde amaçlıyor olacağız. Yerel ağları desteklemek ve tartışmaları için de uygun zeminin oluşturulması kolaylaştırıcı bir rol üstlenilirse, göreceksiniz, sorunlar daha iyi kavranacak, çözümler daha hızlı harekete geçecek. Bu yıl sonuna doğru Hatay Planlama Merkezi'nin çalışmalarının başlıca sonuçlarıyla ilgili paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşıldığında bunun ne kadar doğru bir çalışma olduğunu inşallah kamuoyuna gösteriyor olacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak burada Hatay Büyükşehir Belediye'mizle oluşturduğumuz bu birlikteliği önemli görüyorum. Burada oluşacak sonuçların, verilerin, oluşumların yine Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda devletimizin başka kurum ve kuruluşlarıyla buluşmasının atılacak adımlara yine fayda sağlayacağını görüyorum. Bu bağlamda bu merkezin, Hatay Planlama Merkezi'nin çok faydalı işlere imza atacağını şimdiden hissediyorum. Emek veren bütün herkese teşekkür ediyor. Hayırlı olmasını diliyor. Çalışmalarının gelecekte çok güzel bir Hatay'ı var etmesini, insanlarımızın ilerleyen yıllarda, 10 yıllarda, 100 yıllarda yeni atılmış temellerle oluşacak Hatay'ın inşallah övünülecek bir Hatay olmasını sağladığını yaşar bu kadim topraklar diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.